İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsah kulislerinden. 1918-2020 tarihinin yazılmamış dersleri. Batı Ermenistan'ın evlatları David Gişyan. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Bakü ile ilişkilerinin tamamen gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü. Bakü, Ermenilerin Artsah'a dönüş hakkını garanti etmelidir. Şolks ile Aliyev. Doğu Ermenistan Azerbaycan ilişkilerini görüştü. UNESCO, Arsak'tan zorla yerinden edilenlere eğitim desteği sağlamak üzere Doğu Ermenistan'a bir heyet gönderecek. 22 Şubat 2022'de Rusya ve Bakü Başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev, Kremlin'de Rusya Federasyonu ile Bakü arasında ittifak işbirliğine ilişkin bildiriyi imzaladı. Bu deklarasyon Ermenilerden boşaltılmış Arsak'ın kaderini ne ölçüde etkiledi? Son aylarda yaşanan gelişmeler Bakü'nün dış politikası açısından en akıcı ve dış aktörler tarafından en az anlaşılan ülkenin Rusya olduğunu gösterdi. Azerbaycan'ın siyasi seçkinlerinin çeşitli kesimlerinin Rusya ile ilişkilerin şekillenmesindeki rolü hem abartılıyor hem de küçümseniyor. Bu da siyasi gerçekliği daha da belirsiz hale getiriyor. İşbirliği ile ilişkin 2022 bildirisinde Rusya Federasyonu ve Bakü'nün uluslararası terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılık, sınır aşan organize suçlar, silahlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, bilgi ve iletişim teknolojileri alanının yanı sıra diğer yeni güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek ve onları etkisiz hale getirmek, sivil suçlarla mücadelede çabalarını birleştireceği ifade edilen bir nokta bulunmaktadır. Bir yıl sonra Bakü Savunma Bakanlığı, ülke topraklarında anayasal düzeni yeniden sağlama amacıyla Artsah topraklarında sözde terörle mücadele tedbirlerinin başlatıldığını duyuran bir bildiri yayınladı. Azerbaycan tarafı Artsah Savunma Ordusu Birliklerinin son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli karibleri silahlarla düzenli olarak ateş altında tuttuğunu, Azerbaycan topraklarına mayın döşemeye devam ettiğini, muharebe mevzilerinde mühendislik iyileştirmeleri yaptığını ve ayrıca hendek ve sığınakların sayısını artırdığını, bunun da gerilimin artmasına neden olduğunu ifade etti. Azerbaycan tarafı faaliyetleri hakkında Rus Barışı Koruma Birlikleri Komutanlığı'na ve Akna'daki Türk Rus Gözlem Merkezi Komutanlığı'na bilgi verdiğini bildirdi. Son dönemde yaşanan olaylardan sonra Azerbaycan ve Rusya'nın Moskova'da imzaladığı deklarasyona göre söz konusu devletler arasındaki ilişkilerin artık ittifak düzeyine doğru ilerlediğini ve bu ilişkilerin en önemlilerinden biri olan Doğu Ermenistan Rusya stratejik ittifak ilişkilerinin başladığını açıkça söyleyebiliriz. Ermenistan ve Artah'ın güvenlik sistemlerinin önemli bileşenleri sürekli olarak baltalanıyor. Şuşi nasıl düştü? Şuşi'nin savunması neden başarısız oldu? Şuşi'nin kaybından kimin sorumlu olduğu? Şehrin artık Ermeni tarafının kontrolünde olmadığı nihayet nasıl anlaşıldı? Şuşi'nin düşüşü tarihten ders alma alışkanlığımızın olmadığını bir kez daha kanıtladı. Şuşi'nin düşmesinden yaklaşık 102 yıl önce yaşanan olaylar bize güzel bir ders gibi göründü ama hayır. 1918 Ocak ayı sonunda Yerzinka'nın düşmesinin ardından Türk ordusu, daha önce Rus ordusunun kontrolü altında olan bölgeleri birbiri ardına işgal ederek Garin Erzurum'a doğru ilerledi. Türk Ermenistanı'nın anahtarı sayılan Kudretli Kale şehri 1916 yılında 25 bin kişilik Rus ordusu tarafından Şubat ayının başında ele geçirilmişti. 1918 Şubat ayında çok sayıda Ermeni askeri birliği, çok sayıda mülteci, Yerzinka ve diğer yerlerden çekilen Ermeni güçleri Karin'de yoğunlaştı. Şubat ayının başında Antranik Paşa Karine gönderildi ve kısa süre sonra çoğunluğu Batı Ermenistan'dan gelen Ermenilerden oluşan çeşitli gönüllü ekipler ona katıldı. Şehrin iç durumu istikrarsızdı. Geri çekilmenin genel havası, birliklerin moralinin bozulması, merkezi liderlik ve komuta eksikliği savunma kabiliyetini yok etmişti. Ayrıca Karin'de Vehip Paşa'nın ordusunu sabırsızlıkla bekleyen 25 bin civarında oldukça iyi silahlanmış bir Türk nüfusu da vardı. Yazının tamamını Batı Ermenistan TV'sinden okuyabilirsiniz. Azerbaycan ordusu omuzundan yaralanan Davit'i bandajlayarak yaralı askere karşı insancıl davrandığını tüm dünyaya gösterdi. Kızılaç aracılığıyla Doğu Ermenistan'a teslim edileceğine dair umut vardı. Ancak Bakü sadist, faşist, insan düşmanı doğasını gösterdi. David Gişan 24 Eylül 2002'de Yerevan'da doğdu. David Temmuz 2021'de askere alındı. Varşabat'ın askeri birliklerinden birinde görev yaptı. Ardından Hapan'a transfer edildi. Savaş başladığında David Gişyan mevzilerdeydi ve saatlerce inatçı direnişe katıldı. Sabah durum artık umutsuz hale gelince grup geri çekildi. Arkadaşının orada olmadığını fark edince arkadaşını bulmak için tek başına geri döndü ama o sırada Azerbaycanlılar zaten birkaç metre uzaktaydı. David ciddi şekilde yaralandı ve yakalandı. Azerbaycan saldırısından bir gün sonra 14 Eylül'de David'in babası sosyolog Barse Gişyan Azerbaycan videolarında oğlunu tanıyor ve oğlunun yaralı ve tutuklu olduğundan emin olduktan sonra insan hakları savunucularına sesleniyor. Bunun üzerine Doğu Ermenistan'ın uluslararası hukuki işler temsilciliği Avrupa Merkezi'ne başvurarak savaş esirlerinin yaşamı ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin acilen alınmasını talep etti. Avrupa Mahkemesi bu dilekçeye cevap vermesi için Bakü'ye 22 Eylül'e kadar süre vermişti. 17 Eylül akşamı David Gişya'nın esaret altında katledildiği ortaya çıktı. Baba oğlunun cesedini bizzat teşhis ettiğini medyaya zaten bildirmişti. Bu bilgi Doğu Ermenistan Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Sözcüsü Hasmik Sambelyan tarafından da doğrulanıyor. Kimliği belirlenen mahkumlar arasında bu erde vardı. Yazının tamamını Batı Ermenistan Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki Genel Kurulunda Avrupa Birliği ile Bakü arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi ve Artsahlı Karabağ'daki duruma ilişkin yaptırımların uygulanması gereği hakkında karar kabul edildi. 491 milletvekili belgeyi desteklerken 9 milletvekili karşı çıktı. 36 milletvekili ise çekimser kaldı. Açıklamada Bakü'nün Arsa'a saldırısının temelsiz ve önceden planlanmış olduğu vurgulanıyor. Parlamenterlere göre yaşananlar uluslararası hukukun ve insan haklarının ağır bir ihlalidir. Ermenilerin Artak'tan toplu olarak ayrılmasını etnik temizlik olarak adlandırdılar. Kararda Avrupa Parlamentosu son olayları ve bu ülkedeki insan hakları durumunun kötüleşmesini dikkate alarak Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'la ilişkilerinin tamamen gözden geçirilmesi çağrısına bulunuyor ifadesine yer veriliyor. Parlamento milletvekilleri Bakü'nün uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nden Bakü ile enerji alanında stratejik ortaklığının acilen gözden geçirilmesini talep ediyor. Avrupalı milletvekilleri özellikle Doğu Ermenistan'a yönelik askeri saldırı veya hibrit saldırı durumunda Azerbaycan gaz ve petrol ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasını ve bu tedbirlerin tamamen reddedilmesini önermektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri ayrıca Bakü Arsak'taki Ermeni nüfusunun haklarına ve güvenlik meselelerine saygı göstermeye gerçekten hazır olduğunu gösterene kadar Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması yönünde çağrıda bulunuyor kararda Avrupalı milletvekilleri Azerbaycan makamlarının Avrupa Konseyi milletvekillerine yaptığı kabul edilemez yorum ve tehditler ışığında vize rejiminin basitleştirilmesinden vazgeçilmesini ve bazı alanlarda işbirliği düzeyinin düşürülmesini de savundu. Parlamenterler yukarıda belirtilen tedbirlere ek olarak Avrupa Birliği'ne ve üye devletlere Arsak'ta ateşkes rejimi ve insan haklarının çok sayıda ihlalinden sorumlu olan Bakü hükümetinin üyelerine bireysel yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda Artsak'tan zorla yerinden edilen kişilerin akını ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani krizin üstesinden gelmek için Doğu Ermenistan'a acilen gerekli yardımın sunulması çağrısında bulunuyorlar. Bakü saldırısından sonra Artsak'taki durum ve Doğu Ermenistan'a yönelik devam eden tehditler, tartışma. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıkladığına göre Bakü'nün ortakları ülke yönetimine konu geri dönüş hakkı olduğunda boş söylemleri ve yarım yamalak adımları kabul etmeyeceklerine dair net bir mesaj vermeli. Her tarafta korku ve güven eksikliği geri dönüş hakkının teorik değil anlamlı olabilmesi için istikrarlı bir uluslararası varlığa sahip olmayı zorunlu kılıyor. Aliyev'in Granada görüşmelerinden çekilmesinin ardından Avrupa Birliği, Amerika Beşik Devletleri ve arabuluculuk görüşlerinde yer alan diğer ülkeler, Bakü'nün geri dönüş hakkını kolaylaştırmak için atması gereken somut adımların altını çizmek için çabalarını iki katına çıkarmalı. Bu kısa süreli ziyaretler olabilir, bu eşyaların toplanması, mezarların ziyaret edilmesi olabilir. İnsan Hakları İzleme Örgütü bunun ve daha fazlasının kalıcı olarak geri dönmek isteyenler için de olması gerektiğini belirtti kalıcı olarak geri dönmemeyi tercih edenler malları için tazminat almalı ve geride bıraktıkları her türlü eşyayı alabilmeli. Ayrıca örneğin emekli maaşı almak için herhangi bir banka hesabına erişebilmelidir. Bakü ayrıca tahliye edilenlerin mallarının yağma veya diğer zararlardan korunmasını sağlamalıdır. Bakü geri dönemlerin Ermeni dilinde eğitime erişimi sağlamalı ve özel garantiler sunarak insanların medeni, siyasi, dini ve kültürel haklarını ayrımcılığa uğramadan korumalıdır. Gelecekteki düzenlemeler polis ve yerel yönetim yapılarında etnik dengeyi sağlamalıdır. Uluslararası Hümaniter Hukuk uyarınca Bakü'nün 1900'lü ve 2020'li yıllardan savaş sırasında askeri operasyonlara katılmak için insanları yargılamaktan uzak durması gerekiyor. Son birkaç hafta Artsakh'taki etnik Ermeni nüfusu için korkunç bir dönem oldu. Bakü'nün ortakları artık Bakü'deki yetkililerin bir travmayı ve kaybı uzun vadeli bir adaletsizliğe dönüştürmemesini sağlamalıdır. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh Ermenilerinin statüsünün kesin olduğunu Artak Ermenilerinin yerli olduklarını, dolayısıyla yerli halkın haklarının onlara da verildiğini, onların kendi topraklarında egemen olduklarını hatırlatıyor. <laughs> Almanya Bakanlar Kurulu temsilcisi Christine Hoffmann'ın gazetecilere verdiği ve TAS Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde askeri güç kullanımına karşı olduğunu belirtti. Hoffman, ''Bugün Şansölye Schulz, İlham Aliyev'le telefon görüşmesi yaptı. Şansölye askeri güç kullanımına karşı olduğunu ifade etti.'' dedi. Scholz ''Alman hükümetinin durumunun müzakere yoluyla çözümüne ve Azerbaycan ile Doğu Ermenistan arasında Doğu Ermenistan ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ülkesine dayanan istikrarlı bir barışın tesis edilmesine kararlı bir şekilde bağlı olduğunu vurguladı.'' Hoffman'a göre Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in çabaları federal hükümetin tam desteğini alıyor. Almanya Bakanlar Kurulu temsilcisi Şansölye Arçak'taki durum ve gelişimi konusunda mümkün olan maksimum şeffaflığın önemini vurguladı dedi. Doğu Ermenistan'ın talebi üzerine UNESCO Arçak'tan zorla yerinden edilenlere eğitim desteği sağlamak üzere Önümüzdeki günlerde Yerevan'a acil bir heyet gönderecek. Desteğin amacı eğitimin sürekliliğini sağlamak ve yerinden edilmiş öğrencilere psikososyal yardım sağlamak olacak. UNESCO bununla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda son günlerde 100 binden fazla kişinin Artsak'tan zorla yerinden edilerek Doğu Ermenistan'a getirildiği belirtiliyor. Bunların yaklaşık üçte biri çocuk ve gençlerden oluşuyor. 2 Ekim pazartesi günü Doğu Ermenistan UNESCO'ya örgütün eğitim alanındaki görevi çerçevesinde bu nüfus gruplarının yardım alma ve sağlama konusunda desteklenmesi yönünde resmi olarak başvuruda bulundu. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azulay bu talebe hemen yanıt verdi. Önümüzdeki günlerde UNESCO Ulusal makamlarla ortak bir eylem planı üzerinde çalışmak ve yerinden edilmiş öğrencilerin eğitiminin sürekliliğini sağlamak üzere uzmanlardan oluşan bir ekibi Yerevan'a gönderecek ifadesine yer verildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartuhi Vartan yan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayastan Aşkar adlı eseri sunuyoruz. Müzik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.